Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 40. kuruluş yıl dönümü ve Astsubaylar Günü nedeniyle Edirne'de tören düzenlendi. Törene Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Türkiye Emekli Astsubaylar Şube Başkanları, emekli astsubaylar ve aileleri katılım gösterdi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan TEMAT Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, Astsubaylar Günü'nü coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Bugün burada vatan, millet, bayrak ve cumhuriyetin bekası için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev yapan astsubayların gününü kutluyoruz. Dağların aslanları, denizlerin leventleri, göklerin kartalları, vecihi hür kuşlar, Esma Çevikler, Ömer Halis Demirler, kahraman astsubaylar, astsubaylar gününüz kutlu olsun. Her 17 Ekim'de Edirne'de astsubaylar gününü coşku ile kutluyoruz. Ancak bugün Trakya şubelerimizin de katılımı ile 17 Ekim bizim için çok daha anlamlı oldu. Trakya bugün burada tek vücut, tek yürek oldu. Hoş geldin Çorlu. Hoş geldin Lüleburgaz. Hoş geldin Keşan. Hoş geldin Kırklareli. 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız TEMAT, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli olmuş astsubaylar ve ailelerinden oluşan, özel kanun hükümlerine göre kurulmuş, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye genelinde 100 şubeye ulaşmış ve büyümeye devam eden TEMAT, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Meslek hayatınız boyunca mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır prensibiyle mesai mefhumu gözetmeksizin görev neredeyse siz orada oldunuz. Her türlü coğrafyada ve iklimde yastığınızı taş, yağan karı yorganınız yaptınız. İnandığınız değerler uğruna gerektiğinde ölmeyi göze aldınız. Hatta bunun için yemin ettiniz. Bugüne kadar verdiğimiz ve vermeye de devam ettiğimiz şehitlerimiz de bu yeminin sözde kalmadığının, gerektiğinde hiç düşünmeden yerine getirildiğinin en büyük delilidir. Yalnızca meslek hayatınız boyunca değil, ölünceye kadar vatana, millete ve cumhuriyete sadakatli hizmeti bir namus meselesi bildiniz ve bu ülke ile yaşadınız. Ne mutlu sizleri ki Şanlıordu'nun şerefli bir mensup olarak emekli oldunuz. Zor ama övünebileceğiniz bir gençlik yaşamış olan sizler, huzurlu ve sorunsuz bir emeklilik dönemi yaşamayı en çok hak edenlerdensiniz. Bunu sağlayacak ve sıkıntılarınızı bir nebze olsun hafifletecek olan özlük hakları taleplerimiz ile ilgili süren çalışmaların artık bir an önce tamamlanması en büyük beklentimizdir. Bu beklentimizi bu sene son kez seslendiriyor olmayı, ömrünün son baharını yaşayan kahramanların bir sonraki Astsubaylar Günü'nü haklı talepleri karşılanmış olarak daha da coşkuyla kutluyor olmalarını umuyor ve bekliyoruz. Sizler, milli bekamızın en büyük güvencesi olan kahraman ordumuzun omurgasını teşkil eden lider personelsiniz. Sizlerin gelişen teknolojiye olan hakimiyeti, görev bilinci, yurt içi ve yurt dışındaki başarıları sayesinde geleceğe daha güvenle bakmaktayız. Bizlerden aldığınız bayrağı daha ileriye taşıdığınızdan ve taşıyacağımızdan asla şüphemiz yoktur. Ordumuzda görev yapan erinden generaline, memurundan işçisine kadar bütün personeline Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği mensupları adına kutlu görevlerinde başarılar diliyorum. Tarihi boyunca hiçbir zaman insanlık suçu işlememiş ve her zaman mazlumun yanında yer almış asil bir milletin evladı ve emekli bir askeri olmanın onurunu yaşarken günümüzde bir terör örgütü gibi davranan kimi devletlerin yaptıkları mezalimi görmenin de insanlık adına utancını yaşıyoruz. Yakın coğrafyamızda akan kanın ve adaletsiz savaşların bir an önce son bulmasını diliyor ve buna sebep olanları da şiddetle kınıyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler
bize güçlü bir ordunun, milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Savunma sanayinin ve teknolojinin milli olması artık kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Milli imkanlarımızla geliştirilen ve kendisinden övgüyle bahsettiren savunma sistemlerimiz ve bunların büyük ustalıkla kullanan meslektaşlarımız dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecektir. Sözlerime son vermeden önce Türkiye Emekli Asubaylar Derneği mensupları olarak her zaman milletimize hizmette bizlere düşen bir görev olduğunda asla geri durmayacağımızı ve milli birliğimizi tehdit edecek her girişimin karşısında yaşımız kaç olursa olsun dimdik durmaya devam edeceğimizi tekrar ifade ediyor. Bu törenin düzenlenmesinde büyük katkıları olan başta Edirne Belediye Başkanımız Sayın Avukat Filiz Gencan Hanımefendi olmak üzere Edirne Belediye Bandosu'na, ses ekibine, belediye personeline, güvenlik güçlerimize ve basın mensubu arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tarihte Türk adı var olduğu günden bugüne, kutsal değerlerimiz uğruna canını feda etmiş bütün şehitlerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyeti uğurladığımız gazilerimize ve üyelerimize Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum. Ne mutlu astsubaylık gibi onurlu bir mesleğe seçenlere, ne mutlu ettiği yemine sadık kalanlara, ne mutlu Türk'üm diyene.